Merhaba arkadaşlar ben Sibel Keleş sizlerle merkez yayınları ikinci TT sosyal bilimler felsefe sorularını çözeceğiz. 10. sorudan başlıyoruz. İlk filozofların açıklamalarını öncülerinden ayıran aşılıklardan hangisidir? İnsanlık tarihine bakıldığında felsefeden önce de insanın ihtiyaçları açısından doğaya bilip tanıma gerekliliği duyduğunu görüyoruz. Ancak M.Ö. 6. yüzyıl felsefe tarihinde önemli bir dönemdir. O zamana kadar düşünce sistemleri mitlerle çevrili olan düşünürler dünyanın ve bütün varlıkların ortaya çıkış nedenini sorgularken mistik açıklamalardan tamamen kopmasa da pratik amacın dışına çıkıp sadece anlamak ve merak gidermek için doğaya yönelmişlerdir. Bu girişimleri felsefe tarihinde ilk filozoflar olarak bilinen bu kişilerin doğa filozofu olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Yani doğal gözleme tamamen dayanması aslında ilk filozofların diğer filozoflardan ayrılmasını sağlar diyerek doğru cevabı adına işaretliyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir eşariye göre insan akıl sahibi olduğu için diğer yaratılan varlıklar arasında en mükemmel olanıdır doğumdan ölüme kadar farklı biyolojik süreçlerden geçerek olgun bir varlık haline gelen insanı bu olgunluğa ancak yaratıcı ulaştırabilir bu da yaratıcının varlığını gösterir. İnsanın yaratılışına ilişkin Kur'an-ı Kerim'den ayetler gösteren Eş'ari, onların meallerini örnekler üzerinden anlatarak yaratıcılığın varlığına ilişkin deliller sunar. Hangisine ulaşılabilir demiş. Sonradan yaratılan zorunlu olarak bir yaratıcı gerektirir. Zorunlu varlık yaratıcıdır ve ilk olarak aklı yaratmıştır. İnsan akıllıdır, kendi iradesiyle ve iyi kötüyü seçebilir diyor. Denizli insan olgunlaşabilmek için yaratıcıya muhtaçtır. Edirne alemde düzen ve uyum olmasa yaratıldığını gösterir. Paragrafta tamamen insanın olgunlaşabilmesi için yaratıcıya muhtaç olduğunu gösterir. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Hangisi çıkarılamaz? Bodlart teknolojik cihazların ürettiği sahte gerçekliğe simülasyon adını verir. Bu doğrultusunda bakıldığında ada sözlük anlamıyla deniz veya okyanusun çevredeki kara parçasını, edebiyatta ise sembolik olarak karışışı ve insanın yalnızlığını simgeleyen bir yaşam mücadelesi içinde olma durumunu anlatır. Bu noktada Survivor yarışmasını ya paylaştırılmış ve tekniğe indirgenmiş ada ortamında katılımcıların sözde yaşam mücadelesi vererek birbirleriyle yarıştıkları bir reality show programı olarak tanımlamak mümkündür. Bununla birlikte zaman zaman bulundukları ortamın doğal güzelliklerini içeren ekran görüntüleri ve arka plan müziğiyle magazinsel bir hava oluşturularak program eğlendirici kılınmaktadır. Televizyon kolajladığı birbiriyle çeşitli doğal ve yapay ekran görüntülerinin belirli bir düzensizlik içinde verilmesi yabancılaşmaya neden olmakta ve gerçek kurgu arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaktadır. Hangisine ulaşılamaz demiş Adana'ya bakalım. Gerçeklik görselleştirilerek kişi kurgusal bindiği dünyaya götürülür. Evet doğru. Bursa kişiyi gerçek hayata bağlamak, farkındalığını artırmak amaçlanmıştır. Bir dursun. Ceyhan gerçeklik görüntüye yansılarak tek etkili gerçeklik oluşturulmaktadır. Denizli medya araçları simülasyonlarla gerçeklik kavramının içine boşaltmaktadır. Doğru çıkarılamaz kısmı için değil. E, Denizli söyledik. Edirne insanlara içlerinden asla çıkamadıkları bir simülasyon evreni sunulmaktadır. Paragrafta kesinlikle kişiyi gerçek hayata bağlamak ve farkındalığını artırmak amaçlanılmasıyla ilgili hiçbir şeyden söz etmemiştir diyoruz. Ve doğru cevabı Bursa olarak işaretliyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu parçada aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir demiş. İnsanoğlu hem kendisinden hem de herkesten sorumludur. Belli bir durum karşısında neyi seçeceğimize de ancak biz kararlaştırabiliriz. Hiçbir şey yapmamayı seçsem de aslında belli bir seçim yapmış olurum. Ve bu da benim sorumluluğum altındadır. Seçerken sadece kendi hayatımızı belirlemiş olmuyoruz. Aynı zamanda bu seçmemize temel teşkil eden ilkeleri ve değerleri de belirlemiş. ileri sürmüş oluyoruz. Ahlaki ideal ve değerler sadece benim özgürlüğüm üzerinde temellendirilebilir. İnsanın özgürlüğe mahkum oluşunu ve sorumluluğunu fark edişi boğuntuya ortaya çıkarır demiş. Boğuntu insan varlığının en temel duygularından biridir. Hangisine ulaşılabilir? İnsan davranışlarında kısmen özgürdür. Değil. İnsan yaşamın sınırları önceden çizilmiştir değil. Ahlaki eylemler, değer yargıları evrenseldir değil. Tüm özgürlük tüm sorumluluğu getirir. Evet yukarıdaki paragrafta özgürlükle sorumluluğu birbirleriyle ilişkilendirerek doğru cevabı deniz olarak işaretliyoruz. Ve 15. sorumuza geliyoruz. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Pozitivizmin kurucusu Comte'a göre pozitivist dönemde insanlar doğadaki ve toplumsal yaşamdaki olguları açıklayabilmek için somut, gözlemlenebilir olguları incelemeye yönelmişlerdir. Bu inceleme esnasında olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisi gözlenip bu ilişkilerdeki düzenlikler ve art arda geçen yasalarla açıklanabilmektedir. Usun bütünüyle imgelemenin üstesinden geldiğinin varsayıldığı bu son dönemde insanoğlu artık deneye açık olgularla, bu olgular arasındaki ilişkilerle, bu olguların altında yattığı düşünülen yapı düzen ve yasalarla ilgilenmektedir diyor. Hangisi çıkarılamaz? Materyalist anlayışa hakim olmalıdır. Somut olgular ele almalıdır. Gerçekte olan akla uygun olandır. Metafizik reddedilmelidir. Bilim deneye dayanmalıdır. Olguculuk yani aslında deney gözlem araştırma önemlidir hangisi çıkarılamaz demiş. Gerçek olan akla uygun olmalıdır. Evet aslında savundukları şey de tam olarak budur diyerek doğru cevap Ceyhan diyoruz ve son sorumuzu çözmüş oluyoruz.